Merhaba sevgili gençler. Bugün kimyasal tepkimede hızın devamını işleyeceğiz. Başlayalım. Tepkime hızını etkileyen faktörlerle başlayacağız. Ve biz aslında bu faktörlerin derişim, madde cinsi, sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyi olduğu konusunda hemfikirdik. Derişim etkisiyle başlayacak olursak. Tek basamaklı tepkimelerde derişime bağlı hız ifadelerinde az sayıda taneciğin tepkimeye girdiği ve tek basamakta oluşan basit tepkimelere tek basamaklı tepkimeler ismi verilecektir. Tepkime hızı tepkimeye giren maddelerin derişimine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tepkime hızı tepkimeye giren maddelerin derişimlerine ve katsayılarına göre yazılmak zorundadır. Bu tür tepkimelerde denklem katsayıları hız ifadesinde derişimlere üs olarak yazılmak durumundadır gençler. Elinizde şöyle bir tepkime kalıbınız varsa, tek basamakta gerçekleşen tepkimenin hız ifadesini girenlerde var olan maddelerinizi, kimyasallarınızı, yanındaki katsayılarını üs olarak yazarak yazmak zorundasınız. R dediğiniz tepkime hızı ifadesi. Bunu şu şekilde de gösterebiliriz. Bunu bu şekilde de gösterebiliriz. Dolayısıyla K sabitini A maddesinin A üssü, B maddesinin B üssü şeklinde yazmak durumundayız. Katı ve sıvıların miktarları değiştiğinde, derişimleri değişmediğinden ötürü katı ve sıvıları tepkime hız ifadesinde kullanmayacağız. Hız ifademizde sadece gaz ve sulu çözelti olarak adlandırılan aqua çözeltilerimizi kullanmak zorundayız. Tepkimenin hız ifadesindeki madde derişimlerinin üsleri toplamına biz tepkimenin derecesi ya da karşınıza mertebe olarak çıkabilir. Şaşırmayın, mertebesi denilmek zorundadır. Dolayısıyla elinizde böyle bir tepkime kalıbınız varsa gençler, A artı B şeklinde tepkimenizin derecesini yani mertebesini yazabilmeniz mümkün olacaktır. Her tepkimenin kendine ait bir hız sabiti değeri vardır ve bu sabit değer deneysel olarak hesaplanmak durumundadır. Tepkime dereceleri eşit olan tepkimelerde hız sabitinin birimleri de aynı olmak durumunda kalacaktır. Şimdi karşınıza çıkan tepkime kalıplarında K sabitinin değerini şöyle ifade edebilirsiniz kısa yoldan. K sabitini arkadaşlar litre bölü molün üzerine tepkimenizin derecesi eksi 1 ifadesini yazıp 1 bölü saniye ile çarptığınız zaman K'nın birimini kısa yoldan bulmuş olacaksınız gençler. Şöyle burada da bunun eğer ki teyidini yapar isek tepkime hız ifadenizde baktığınız zaman R eşittir K diyorsunuz. Çünkü tepkimenizde zaten ürünler sizin için önemli değil tepkime hızını yazarken. Girenlerde var olan maddelerin sadece gaz ve aqua olan kısımlarını almak zorundasınız. O yüzden katı fazdaki maddeler de sizin için bir önem teşkil etmeyecekler. Buradaki gazlar sizin için önem teşkil etmekte. Hız ifadeniz dolayısıyla R eşittir K olarak ifade edildi. Tepkimenin derecesini 0 olarak aldınız. Dolayısıyla hız sabitinizin birimi mol bölü litre saniye oldu. Şuradaki kısa yolu buraya uygulamak istersek ne yapmamız gerekecektir? K'nın birimi neydi? Litre bölü molün arkadaşlar derece eksi 1 olarak ifade ediliyordu. Tepkimenin derecesi 0. 0 eksi 1 çarpı 1 bölü saniye olarak ifade edilen kavramda eksi 1 tepkimedeki var olan bu kısmı ters çevirecektir. Mol bölü litre çarpı 1 bölü saniyeye baktığınız zaman evet burayla etkileşime doğru bir kavram olarak çıkacaktır. Şurada da tasdiklersek arkadaşlar K dediğimiz değer litre bölü molün neydi? Derece eksi 1 idi. Derece dediğiniz kavram 1. Çıkarttığınız 1'i 0 kalmıştır. Dolayısıyla burası 1 bölü saniye olacaktır. 0. üs 1'i bize verecektir ve 1 bölü saniye yine burayla uyumlu olduğunu görebilmeniz mümkündür diyeceğiz. 0. dereceden tepkimelerde madde miktarının artması tepkime hızında herhangi bir etki yapmayacaktır. Elinizde bir soru var ve tepkimesinin tek basamakta gerçekleştiği bize söylenmiş durumda. Tepkime eğer ki tek basamakta gerçekleşiyorsa tepkime hız ifadesinin eşittir K çarpı X2 derişimi ve arkadaşlar G2 derişiminin karesi olarak ifade edildiğini söyleyebilmeniz mümkündür. Kabın hacmi sabit sıcaklıkta yarıya indiriliyor. Hacim yarıya indirilirse bildiğiniz üzere derişim iki katına çıkacaktır. Derişimin başlangıçta şuraları
her zaman 1 gibi bir değer verebilmeniz mümkündür. Derişimler iki katına çıkarsa burası 2, burası 2, ancak burası kareden etkilediği için tepkim hızı da 8 katına çıkmaktadır arkadaşlar. Hız sabiti 8 katına çıkar demiş bana. Hız sabiti değil, tepkim hızı 8 katına çıkmakta. Dolayısıyla burası yanlış bir ifade olmaktadır. Aktifleşme enerjisi değeri düşer demiş biz arkadaşlar. Aktifleşme enerjisi değerinin düşmesi gibi bir kavram söz konusu değildir. Bilim zamanda gerçekleşen etkin çarpışma sayısı derişimler 2 katına çıktığı için artmak durumundadır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır. Buraya baktığınız zaman arkadaşlar, yukarıda verilen bilgilere göre tepkimenin hız denklemi aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi her birini inceleyelim. ABC derişimlerinin ikişer katına çıkmasından bahsetmiş. ABC olarak yazdığınız kısımda her birinin iki katına çıkması arkadaşlar hızı 8 katına çıkartır. Diğer seçeneği inceleyelim. A derişimini sabit tutmuş, B ve C derişimleri ikişer katına çıkmıştır diyor. B ve C derişimleri ikişer katına çıktığında eğer ki hızınız yine 8 katına çıkıyorsa tepkime ifadesinde aslında A dediğiniz kimyasalınız yoktur. A olarak verilen şıkları eleyebilmeniz dolayısıyla mümkün olacaktır. Ve burada tepkimede normalde B ve C'nin ikişer katına çıkması tepkimeyi 4 katına çıkartırken herhangi birinin kareden etkilediğini söyleyeceksiniz. Ya B ya da C tepkimeyi kareden etkiliyor. Üçüncü seçeneği inceleyelim. C'nin derişimini sabit tutup A ve B'nin derişimini ikişer katına çıkarttığı zaman ben tepkimede birinci seçenekte A'nın zaten yok olduğunu görmüştüm. İkişer katına çıktığında hız 4 katına çıkıyor dediyse arkadaşlar B'nin buradan kare cinsinden etkilediğini görmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla tepkime hız ifadesinde baktığınız zaman K çarpı A zaten yoktu. B kareden etkilemekte ve C direkt kendi birinci kuvvetinden etkilemekte olduğu için arkadaşlar cevabınız B'nin karesi ve C olarak ifade edildiği için Bursa'dır. Çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesine baktığımız zaman birden fazla basamakta gerçekleşen tepkimelere biz çok basamaklı veya mekanizmalı tepkimeler diyorduk. Mekanizmalı tepkimelerde hız denklemi kimyasal denklemin katsayısına uymamak durumundaydı. Mekanizmanın en yavaş basamağı tepkime hızını belirleyen basamaktı. Bildiğiniz üzere biz tepkimemizin hız kısmını en yavaş basamağımıza göre yazıyorduk. Bu basamak hızlanmadıkça tepkime hızının artması gibi bir durum söz konusu olamaz. Tepkimenin hız denklemi mekanizmanın en yavaş basamağındaki tepkimeye ve girenlerin derişimlerine göre yazılmak zorundadır gençler. Şimdi size iki tane tepkime kalıbı verilmiş ve bunun bir tanesinin yavaş bir tanesinin hızlı olduğu ifade edilmiş durumda. Net tepkime denkleminiz buradaki yavaş ve hızlı basamaklar olarak verilen iki tepkimenin toplanması sonucunda bulunacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar burada net tepkimeyi bulduktan sonra eğer ki size hız ifadenizin yazılması istenirse bunu her zaman ama her zaman yavaş basamağınızın girenlerindeki gaz ve sulu çözeltileri kullanarak yazmak zorundasınız. Buna dikkat edeceksiniz. İki aktifleşme enerjisi olduğundan tepkimenin iki basamaktan oluştuğu söylenmiş. Size potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği verildiği zaman arkadaşlar kaç tane tepeniz varsa o kadar basamaklı olarak gerçekleşen bir tepkimenizin olması gerektiğini bilmek durumundasınız. Her zaman başlangıçta girenleriniz, son kısmın bittiği yerde ise ürünleriniz meydana gelmektedir. Bu basamaklardan aktifleşme enerjisi hangisinde daha büyük ona bakmalısınız. Baktığınız zaman birinci tepkimenin aktifleşme enerjisinin ikinci tepkimeye göre daha büyük olduğunu gördüğünüz için birinci tepkimenin tepkime hızını belirler diyebilmeniz mümkün olacaktır. EA değeri ne kadar büyük olursa tepkime o kadar yavaş olacaktır. EA büyükse tepkime yavaş olarak ifade edilmek zorundadır. Dolayısıyla birinci basamak daha yavaş gerçekleşecektir ve tepkime hızınızı da birinci basamak belirler diyebilmeniz mümkündür. Bu tepkimede birinci basamak endotermik demiş. Tepkimede basamakların hangi ısı değerine bağlı olduğunu bilebilmeniz için tepkimede şöyle bir kapatım yapabilirsiniz. Birinci tepkimenizde baktığınız zaman ürün miktarınız giren miktarınızdan daha fazla olduğu için tepkimeniz endotermiktir.
Daha sonra burayı kapatıp diğer tepkimeye baktığınız zaman ürünlerinizin enerjisi bu sefer girenlerinizden daha düşükte olduğu için buradaki tepkimeniz de egzotermik olarak ifade edilmek durumundadır. Ancak size net tepkime sorulduğu zaman bir başlangıca bir de son kısma bakmak zorundasınız. Baktınız arkadaşlar, girenler burası, ürünler burası. Ürün girenden daha küçükse sizin net olarak nitelendirdiğiniz tepkimeniz de egzotermik olarak adlandırılmak durumundadır. Bize tepkimelerimizin basamakları verilmiş. 3 tane tepemiz var. Demek ki tepkimemiz soruyu okumadan direkt 3 basamaklı diyebilmemiz mümkün olacaktır. Tepkimenin hızını ikinci adım belirler demiş bize. Şimdi tepkimenin hızını her zaman kim belirlerdi arkadaşlar? En yavaş basamak belirlerdi. Bir şeyin en yavaş olması için, E'sının en yüksek olması gerektiği için ikinci adımın belirlemesi kavramı yanlış bir kavram olacaktır. Net tepkime egzotermiktir demiş. Bakıyorsunuz burası sizin girenleriniz. Net resme bakmak zorundasınız. Şurası da sizin ürün miktarınız. Dolayısıyla ürün girenden küçük olduğu için net tepkimenin egzotermik olması doğru bir yargıyı ifade edecektir arkadaşlar. Onun haricinde potansiyel enerjisi en yüksek olan aktifleşmiş kompleks birinci adımda oluşmuştur diyor. Baktığınız zaman en yüksek arkadaşlar burada EA değeri şu kısımda meydana geldiği için burada oluşması gibi bir kavram doğru bir kavram olduğundan ötürü arkadaşlar cevabımız burada 2-3 olarak ifade edilmek zorundadır. Şimdi size iki tane tepkime basamağı verilmiş. İki tane tepkime basamağından birincisinin hızlı, ikincisinin yavaş olduğu söylenmekte. Ve bu basamaklarla ilgili size bazı seçenekler sunulmuş ve bu yargılardan hangilerinin doğru olduğu sorulmakta. Başlangıçta arkadaşlar birinci seçeneğimizde kimyasalımızın ara ürün olduğu söylenmiş. Ara ürün demek ne demekti? Bir tepkimede ürün olarak çıktıktan sonra diğer tepkimede giren olarak kullanılıp bir daha çıkmamak anlamına geldiği için bu kimyasalımız arkadaşlar burada ara ürünü ifade etmek zorundadır diyebilirsiniz. Tepkimenin derecesinin 2 olduğu size söyleniyor. Derece için yavaş basamağa bakmanız gerekiyordu ve yavaş basamak kullanılarak tepkime hızı yazılırsa şu şekilde yazabilmeniz mümkün olacaktır arkadaşlar. Her birisi birinci dereceden olduğundan ötürü bunları toplayınca tepkime ikinci dereceden çıkacak. Onun haricinde bu kimyasalın derişiminin iki katına çıkartılması tepkime hızın iki katına çıkartmayacaktır. Çünkü tepkime hız denklemimizde böyle bir kimyasalımız baktığımızda yoktur. O yüzden yanlış seçenek. Cevap Ceyhan. Bir tepkimenin derişiminin tepkime hızına etkisini gösteren deney sonuçlarından yararlanarak da tepkime hızını bulabildiğimizi konuşmuştuk. Dolayısıyla elinizde var olan bir tepkime var ve bu tepkimeye ait tepkimeye giren maddelerin derişimlerinin değişiminin hıza etkisini gösteren bazı deney sonuçları size verilmek durumunda kalacak. Şimdi şurada verilen tepkime sizin teorik olan denkleminiz arkadaşlar. Dolayısıyla ben buradan tepkime hızına eşittir K çarpı buranın karesi ve buranın karesi olarak ifade edebilirim. Eğer ki sizin teorik olarak verilen denkleminizden yazdığınız hız ifadesi ile deneysel olarak hesapladığınız hız ifadesi birbirleriyle aynı olursa tepkimeniz tek basamaklıdır. Ancak farklılık gösterirse tepkimeniz çok basamaklı olarak ifade edilmek durumundadır ve siz tepkime hız basamağı olarak deneysel de bulduğunuz tepkime hızını kullanmak zorundasınız. Peki ben bunu nasıl yaparım? İlk önce sabit alacağım arkadaşlar. Birinci ve ikinci deneylere baktığımda azot monoksitin derişimi değişmezken H2 gazının derişiminin iki katına çıktığını gördüm. Bu tepkime hızını iki katına çıkarttığına göre H2 tepkimeyi birinci dereceden etkilemek durumunda. Tepkime hızı eşittir K çarpı H2 derişiminin direkt birinci kuvveti diyebilmem mümkün olacaktır. Diğerinde ise arkadaşlar buraya baktığımız zaman şurası sabit kalmış durumda. Bu sefer 1 ile 3'e bakıyorum. Burası azot monoksit 2 katına çıkmış durumda. Buranın 2 katına çıkması burayı 1 ile 3'e baktığım zaman 4 katına çıkarttığını gördüğüm için buranın kareden etkilediğini söyleyebilmem mümkün. O yüzden azot monoksitin de tepkimeyi 2. dereceden etkilediğini görmekteyim ve hız ifadem burası olarak ifade edilmek durumundadır. Tepkime mekanizmalı mı onu belirtin demiş bize. Baktığımız zaman teorik ve
sizin deneyselde bulduğunuz iki tane ifade birbirlerine eşit değil. Eşit değilse eğer ki tepkimemiz mekanizmalı olarak ifade edilecektir arkadaşlar. Bu kavram doğruluk ifadesidir. Belirli bir sıcaklıkta gerçekleşen bir tepkime verilmiş size ve bu tepkimenin bazı deneyleri yapılmış. 3 tane deney verilmiş sonuçlarıyla beraber. Bu tepkimeyle ilgili hangisinin doğru olduğu size sorulmakta. Şimdi tepkimenizde ilk önce teorik bir denklem yazarsanız tepkime hızınız eşittir K çarpı şuraya baktığımız zaman azot monoksitin karesini kullanacaksınız ve klor gazının direkt derişiminin kendisini kullanacaksınız. Şimdi deneysel olarak belirlediğiniz zaman şu kısımda ilk önce 2 ve 3 kullanalım. Burası sabitken burası 2 katına çıkmış. Buranın 2 katına çıkması burayı da 2 katına çıkarttığına göre burası 1. dereceden etkiliyor diyebilirsiniz. O yüzden tepkime hızı eşittir K çarpı. Burası azot monoksitin direkt kendisinden etkileyecek. Devamında arkadaşlar burada hangilerinin sabit olduğuna bakacağız. İlk önce kloru sabitledik. Şimdi azot monoksiti sabitlemek için 1 ve 3'e bakmam mümkün. Dolayısıyla burası 2 katına çıkmış durumda. Burasının 2 katına çıkışı tepkimede şu kısmı, tepkime hızını 4 katına çıkartmıştır. Dolayısıyla bunun da karesinden etkilediğini söyleyebilmem ve klor gazının karesini almam mümkün olacaktır. Baktığınız zaman teorik ve deneysel birbirleriyle uyuşma göstermemiş. Ancak siz tepkime hızı ifadesi olarak burayı kullanacaksınız. O yüzden tepkime hızının burası olarak alınması yanlış bir kavram. İlk önce şu kısımları yapalım. Hesaplamaları en son yapalım. Tepkimenin toplam derecesinin 4 olduğu söylenmiş. 2 burası, 1 burası. O yüzden 3 olmalı. Yanlış bir kavram. Tepkime azot monoksite göre derece olarak 0'dır demiş. Hayır, 1. derecenin etkilemekte. Yanlış bir kavram. Dolayısıyla arkadaşlar hız sabitini bulmak istersek eğer ki herhangi bir denklemi kullanabilmeniz ilk önce mümkündür. Ben 1. deneyi kullanmak istersem tepkime hızım 18 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak verilmiş. K değerini henüz bilmiyorum. Azot monoksit 10 üzeri eksi 1 olarak verilmiş ve burası da 15'in karesi olarak adlandırabileceğim şöyle 15 çarpı 15 bile yazabilirim. 10 üzeri eksi 4 olarak alınmıştır. Buraya baktığınız zaman şu kısımda K değerini nasıl bulabilirsiniz? 18 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 15 çarpı 15 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak ifade edilmiş. Ben burayı 3'e bölersem eğer ki 6 çıkacak. 3'e böldüm 5 çıkacak. Burayı tekrar 3'e bölersem 2, 3'e bölersem 5 olarak ifade edilir. Burası 2 bölü 25'ten aslında 2 bölü 25 ne olacak? 8 bölü 100 olarak ifade edilecek. Şurası da 10 üzeri eksi 1 gelecek. O yüzden 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak ifade edilen kısım 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 çıkmak zorunda. Yani hız sabitimizin değeri doğru olarak bulundu. Maddenin cinsine baktığımız zaman kimyasal bir tepkimenin hızına tepkimeye giren kimyasalların türlerinin cinsi, fiziksel halleri, kopan ve oluşan bağların sayısını da etki ettiğini söyleyeceğim. Bir tepkimede kopan veya oluşan bağ sayısı fazla ise tepkimenin yavaş gerçekleştiğini söyleyebilmeniz mümkün. Ancak iyonik bağlı bileşikler arasında gerçekleşen tepkimelerde sulu çözeltilerin tepkimesi katı haldeki türlerden çok daha hızlı gerçekleşmekte. Çünkü iyonik bağlı bileşikler zıt yüklü iyonların oluşturduğu bileşiklerde. Zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşen tepkimeler moleküller arasında gerçekleşen tepkimelerden daha hızlı ilerleme eğilimindedir diyebilmeniz mümkündür. Şimdi buraya baktığınız zaman zaten arkadaşlar burada bakıyorsunuz aynı yüklü iyonlar var. Farklı yüklü iyonlar var. Farklı yüklü iyonlar var ve bir yanma tepkimesi var. Yanma tepkimeleri en yavaş gerçekleşeceği için bunu en sona atmanız mümkün olacaktır. Bunu aldık. Daha sonra bakıyorsunuz aynı yüklü iyonlar var. Bunu da hemen onun arkasına aldınız. Daha sonra şurayla şurası kıyaslanırken baktığınız zaman iyon miktarının daha fazla olduğu yerin daha hızlı gerçekleşebileceğini söyleyebilmeniz mümkün olduğundan arkadaşlar 3'ün en hızlı gerçekleşeceğini söyleyeceksiniz. Daha sonra ise 2'yi alabilmeniz mümkün. Sıcaklığın etkisinde sıcaklık artışı hem endotermik hem de egzotermik olan tüm tepkimelerinizin hızını artıracak ve sıcaklık artışı dediğiniz kavram hız sabitinde artarak tepkime hızını artırma eylemi göstermek durumunda kalacak. Burası önemli bir yer. Şimdi karşınıza böyle bir grafik çıktığı zaman
Bu grafik kalıbında bakmanız ya da dikkat etmeniz gereken kavram arkadaşlar, eşik enerjisi verilen kısmı aşmış olan yerin altında kalan alan ne kadar fazlaysa oradaki madde miktarının ve sıcaklık miktarının o kadar fazla olduğunu söylemek olacaktır. Yani tepkime de baktığınız zaman T2'nin altında kalan alan T1'in altında kalan alana göre, yani yeşil olanla yazdığım yerin altında kalan alana göre daha fazla olduğu için ben T2 sıcaklığının T1 sıcaklığından daha yüksek olduğunu söyleyebileceğim. Aktivasyon enerjisi T1 ve T2 sıcaklıklarında değişmez. Çünkü aktivasyon enerjisi sıcaklıkla değişen bir olgu değildir. Tanecikler'in ortalama kinetik enerjisi T2'de T1'den daha fazla olmak zorunda. Burada olduğu gibi. Aktivasyon enerjisini aşabilen tanecik sayısı T2'de daha fazla olarak nitelendirilecek. Bu yüzden T2 T1'den fazla olduğundan da T2'deki etkin çarpışma sayısının daha fazla olacağını söyleyebilmem mümkün olacak. Şimdi böyle bir tepkimeniz var. Böyle bir tepkime de T1 ve T2 sıcaklıklarında kinetik enerji dağılımı grafikteki gibidir demiş bize. Şimdi bu dağılımda arkadaşlar baktığınız zaman T1'in altında kalan alanın T2'nin altında kalan alana göre daha fazla olduğunu söyleyebilmeniz gerektiğinden ötürü T1 T2'den daha yüksek bir sıcaklık değerine sahiptir. T1 sıcaklığı T2'den büyüktür kavramı bu yüzden doğrudur. Etkin çarpışma T2 sıcaklığında daha çok gerçekleşmiştir diyor. Hayır, daha çok gerçekleşmediği için zaten T2'nin altında kalan alan daha azdır. O yüzden yanlış bir kavramdır. Eşik enerjisi T1 sıcaklığında daha küçüktür diyor arkadaşlar. Eşik enerjisi sıcaklıkla değişen bir olgu değildir ve her iki sıcaklıkta da aynıdır. Dolayısıyla yanlış bir kavram olduğu için cevabımız Adana olmak zorundadır. Katalizör etkisine baktığınız zaman tepkime hızını artıran ve tepkime sonunda değişmeden çıkan maddelere katalizör denir. Katalizörlerin tepkime de yaptığı etkiye kataliz etkisi ismini veriyoruz ve bazı tepkimelerde katalizörler hızı azaltabileceği bir etki göstermekte ve biz bu tür katalizörlere ya negatif katalizör ya da inhibitör ismini vermek zorundayız. Katalizör bir ara basamakta tepkimeye girmek durumunda ve diğer basamakta da değişmeden yeniden oluşmak durumunda. Katalizörler mekanizmalı tepkimelerde net tepkime denkleminde gösterilmeyecekler ve bir tepkimede katalizör dediğiniz kavram tepkimeye giren maddelerle aynı fazda ise biz bunları homojen katalizör diyoruz. Farklı fazlalar ise heterojen katalizör diyoruz. Ancak buradaki önemli kısım tepkimeye giren maddelerle kısmıdır. Buraya dikkat etmelisiniz. Katalizörlerin özelliklerine baktığınız zaman bu özellikler size soru kapsamında karşınıza çıkacak ve tepkimeyi başlatmak için kullanılmayacaklarını bileceksiniz. Sadece başlayan bir tepkimenin hızını artırmak özelliğine sahipler. Aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandırıcı özellikleri var. Her tepkimenin kendine özgü bir karakteristik olduğunu bilmelisiniz katalizörlerin. Hız sabitinin değerini artırıcı özellikleri söz konusudur. Aktifleşmiş kompleksin türünü değiştirerek enerjisini düşürmek durumundadır. Ve tepkimenin yolunu ve mekanizmasını değiştirebilme yetisine sahiptir. Etkin çarpışma sayısını artırır ve tepkimeyi hızlandırır bu sebepten ötürü. Katalizörlü ve katalizörsüz tepkimelere ait grafikler size verildiği zaman burada bilmeniz gereken şey katalizörün eşik enerjisini yani EAI ve EAG'yi aynı oranda düşürdükten sonra tepkimede delta H değerinin sabit kalmasını sağladığı olacaktır. Yani sizin katalizör dediğiniz kavram delta H'a değil sadece aktifleşme enerjisine etki eden bir kavramdır. Tepkimenin yönünü zaten değiştirmediğini bilmek durumundasınız. Oluşan ürünün tür ve miktarını da değişmedi. Temas yüzeyi heterojen tepkimelerde tepkime hızı katıların temas yüzeyine bağlı olacaktır ve size burada bir tepkime kalıbınız verilmiş. Bu tepkimede hidroklorik asit derişimi sabit tutulduktan sonra burası sabit tutulup eğer ki çinko katısının temas yüzeyi artırılırsa tepkime hızı tepkimede hız sabiti artarak arkadaşlar tepkimenin hızlı gerçekleşebilmesi gibi bir durum söz konusu olacaktır. Zaten önceki derslerimizde de temas yüzeyinin artırılması sonucunda tepkimenin hızının artabileceğini söylemiştik. Bunu biliyorsunuz. Şimdi sorumuza geldiğimiz zaman parça halinde bir demir ile toz halinde demirin eşit kütleli örnekleri, eşit derişimli
ve eşit hacimde hidroklorik asit içeren birinci ve ikinci kapları aynı sıcaklıkta atıldıktan sonra bu olayda birinci ve ikinci kaplardaki bazı seçenekler verilmiş. Size bunların hangisinin aynı olduğu soruluyor. Oluşan H2 gazları miktarlara bağlı olarak değiştiği için burası aynı olmak durumundadır. Tepkimenin hızı temas yüzeyine bağlı olduğu için birisi parça halinde, birisi toz halindedir. Yani toz halinde olan da hız daha fazla olacaktır. O yüzden bu farklılık gösterir. Harcanan hidroklorik asit miktarı ise her ikisinde aynı özelliği göstereceğinden ötürü cevap Bursa olarak adlandırılacak. Konumuz burada bitmiş bulunmakta. İyi çalışmalar diliyorum.